Seçim çalışmalarına aday adaylığı sürecinden başlayan MHP Manisa Milletvekili adayı Ali Uçak, çalınmadık kapı ve gezilmedik yer bırakmayacağını söyledi. Tarım sektörünün her kademesinde görev yaptığını söyleyen MHP'li Uçak, tarım alanında özel projelerinin de olduğunu söyledi. Değerli izleyenler, şu anda Turgut ilçemizdeyiz. Turgut Ziraat Odası Başkanlığındayız. Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem milletvekili adayı Ali Uçak bir dizi ziyaretler gerçekleştiriyor bugün. Turgut'u da bugün şu anda Ziraat Odası Başkanlığını Başkan Abdullah Bey'i ziyaret ederken bizler de buradayız ve bir mikrofonumuzu uzatmak isteriz. Yoğun bir tempo. Bugün Turgut'u dolaşacaksınız. Program nasıl? Programımız çok yoğun. Biz adaylığı sürecinden beri başlamış olduğumuz seçim çalışmalarını adaylığımız kesinleştikten sonra da aynı tempoyla devam ediyoruz. Gezmedik bir karış yer, dokunmadık bir vatandaşımızı bırakmayacağız. Seçimin son gününe kadar bu tempoyla devam edeceğiz. Çünkü Manisa'mıza çok iyi hizmetler getirmek istiyoruz. Manisa'mızı daha ön plana çıkarmak istiyoruz. Manisa'mızı Türkiye'de en baştaki iller, büyükşehir iller sıralamasına getirmek istiyoruz. O yüzden var gücümüzle çalışacağız. Vatandaşlarımıza dokunacağız. Seçim Allah nasip eder de seçildikten sonra Manisa'mıza neler yapabileceğimizi, neler yapmak istediğimizi vatandaşlarımıza anlatıp paylaşacağız. Tarımla ilgili çok güzel projelerimiz var. Ben geçen yapmış olduğum, basına vermiş olduğumuz iftar yemeğinde de aynı şeyleri söyledik. Tekrar aynı şeyleri söylüyoruz. Tarımın her kademesinde bir görev aldık. Her kademesini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla tarımda bilinmesi gereken her şeyi bildiğimiz için tarımla ilgili yapacağımız çok güzel şeyler var. Üretim açısından da pazarlama açısından da. Evet, zaten sürekli sahadasınız. Üreticinin sorunlarını çok iyi biliyorsunuz. Bu meyanda inşallah çözüm ulaştırabilecek çalışmalarınıza, projelerinize görmek istiyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere de. Teşekkür ediyorum. İnşallah tarım için, tarım ve sanayi. Tarım dediğimizde sadece tarım olarak düşünmemek lazım. Çünkü tarımın o kadar dağılımı var ki yan kollara. Bugün tarım üreticisinin sayesinde bir sürü sektör de faydalanıyor. Tarımı sadece tarım olarak görmemek lazım. Bütün sektörlere faydası olan ekonomi kaynağımız diyelim. Yani Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylemiş olduğu bir laf var. Milli ekonominin temeli tarımdır diye. Boşuna söylememiş. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı iyi çalışmalar diliyoruz.